Asıl olarak şeyimiz, kongremizin ismi %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı. Yani fosil yakıtlardan arınmış tüm enerjisini ulaşımda, konutta, sanayide güneşten, rüzgardan, biyokütleden ve su potansiyelinden ve jeotermalden sağlayan bir dünyadan söz ediyoruz. Ve bunun mümkün olduğunu söylüyoruz. Çünkü bugüne kadar yaşadığımız sorunlar özellikle 1850'den itibaren sanayileşme devrimi sırasında kömürü çıkarttık yerin altından ve her yıl 8.7 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor şu anda dünyada. Kanser oluyorlar. Avrupa'da 3 milyon kişi kanser var. Şimdi bunlar belirlendi ve 1850'den 1952'ye gelindiğinde 70 sene önce bir gecede Londra'da 4500 ile 12 bin kişi öldü. Kentte kömür yakıldığı için. O zamandan sonra dediler ki ya bu petrol var, petrol kullanalım. Petrol kullanılmaya başlandı. 1970'te petrol krizi oldu. Ve petrol kriziyle beraber hala yaşıyoruz savaşları Orta Doğu'da falan. Ve 78'den itibaren de ne yapalım, ne edelim? Enerjini etkin kullanalım ve geri kalan enerjimizi de rüzgar türbinleri, işte güneş panellerini geliştirerek enerjimizi artık onlardan üretelim dediler. Ve o çabalar başarılı oldu. Teknoloji gelişti. Ve işte Birleşmiş Milletler toplanmaya başladı. İklim değişikliğine yol açtığı için fosil yakıtların 1994'te. Ve o zamandan beri her yıl bir araya gelip ne yapacağız? Küresel ısınma var diye iklim zirveleri yapılmaya başlandı. Ve iklim zirvelerinin 2015'te yapılanında anlaşıldı ki artık yenilenebilir enerjiden enerji üretimi en ucuz. Ve artık o noktadan sonra nasıl daha hızlı yenilenebilir enerji entegre edebiliriz, konutlarımızda daha verimli yapabiliriz diye çabalar başladı. Biz de 13 yıl önce, neredeyiz şimdi, 2023, 2010'da Türkiye'de bu konferansı yapmaya başladık. Benim uzmanlık alanım şu anda geldiği noktada uzun vadeli enerji, ekonomi, ekoloji karar destek modellerini geliştirmek. Şu anda belediyelerin önüne böyle bir şey kondu. Yani karbonsuzlaşma, şehirlerde her şeyi elektrikle yapma, herkesin kendi çatısında enerjisini üretmesi ve dijitalleşme diye şehirlere bir hedef kondu. Tabii yani emisyon olmadığı zaman 8.7 milyon kişi ölmeyecek. İnsanlar daha uzun yaşayacaklar. Yenilenebilirci demek, eşitlik demek herkes için, özgürlük demek ve barış demek. Ve bu şekilde yaşam çevresini koruyarak insanlar mutlu yaşayabilir isterlerse.